Zaten 4-5 aydan beri meclis toplantılarına, Şehit Kamil Belediyesi meclis toplantılarına katılıyordum. Fakat hemen girişte pankartlı bir şekilde katılıyordum. Pazartesi günü Ekim ayının Şehit Kamil Belediyesi'nin meclis toplantısının birinci oturumuna bir saat pankartlı eyleminden sonra meclis toplantısını izlemek için içeriye girmeye çalıştım. Pankartımı dışarı çıkararaktan. Fakat beni içeriye engellediler, almadılar. Belediyenin güvenliği ve sivil polise. Ben tabii ısrarcı oldum. Yani yaptıkları kanunu olmadığını, belediye meclis toplantılarının yönetmeliğine 11. maddesine göre meclis toplantılarının vatandaş tarafından izlenmesi zaten belirtilmektedir. Bu şekilde keyfi davranamazsınız dedim. Burası milletin meclisidir falan dedi, o şekilde dedim. Fakat ne kadar dedimse keyfi olarak sanki kendileri mülkiyetiymiş gibi keyfi hareket ettiler. Mevcut madde olduğu halde beni almadılar içeriye. Almamakla beraber önce 2 kişiydi, sonradan 3 kişi geldi. 5 kişi oldular. Yani belediyenin, Rıdvan Fadıloğlu'nun yakın koruması, şoförü, 2 tane güvenlik, 1 tane de birim polislerinden, sivil polislerinden. Beni o park alanından darp ederekten, iterekten, kolumu çekerekten, bana sarılaraktan dışarıya çıkardılar iyice. Öyle bir çöktüler ki Rıdvan Fadıloğlu'nun yakın koruması boğazımı sıktı, seni buralardan gömerim diyor. Benim sen ne diyorsun be? Burası dağ başı mı? Evet, burası dağ başı diyor. Gerçekten yalnız mücadele etmek kolay değil. Ben kamuoyundan, özellikle de Antep basından şunu istiyorum ve diğer partilerden bana desteklerini istiyorum ve aynı zamanda Gaziantep milletvekilleri, tüm milletvekillerimizden bu olaya duyarlı olmalarını istiyorum. Gerçek desin, bir de benden konuşsunlar. Yani sadece Rıdvan Bey'i aramasınlar, sadece Rıdvan Fadıloğlu'nu aramasınlar, bir de benden görüşsünler, bir de olayı yerinde görsünler ya. Bizimle konuşsunlar ki durumu öğrensin, objektif bir şekilde karar versinler.